Teknoseyir'e hoş geldiniz. Kapı çalıp Umut'u görünce ve anlıyorum ki bir ay daha geçmiş. <laughs> bu, bu ayda e, yeni Mayıs ayının e, telefon önerilerine başlayacağız şimdi. seninle Umut. Vallahi Valla listede değişiklikler var. Yeni evet. girenler var. Çıkanlar da oldu. Evet. Koymak isteyip de piyasada bulamadıklarımız da var. Onlar zaman, da oldu. O yüzden biraz da aylık gidiyor bunlar çünkü o ayın Hı -hı. durumuna göre karar veriyoruz. Ay veririz. içinde çok değişim oluyor. Evet. Şimdi 1000 lira altından başlayalım. Hala inatla bin lira altına evet. telefon çıkıyor. Aslında biraz da biz zorluyoruz. Aslında e yok gibi bir şeyler. Evet aslında çok ucundan kurtarıyor. Hı -hı. Evet neler varmış bin lira altına? Mevzu M6T var. 900 TL civarında bulunabiliyor. 3 GB RAM, 32 GB depolaması var. Çift arka kamerası var. 18'e 9 uzun ekran günümüz formunda standardı var. Ondan sonra ise umut A3 Pro var. Donanım olarak M6T'ye göre biraz zayıf ama e, günümüzde e, moda haline gelen çentikli tasarım gibi e, uzuvları var denebilir. Hı hı. 950 TL civarında bulunabiliyor. Bu fiyata yani 1000 TL altına bulunabilir cihazlar alınabilir cihazlar ama pek almalarını aslında önermiyorum. Hı hı. Biraz da eski cihazlar mevzu m 6 t Android 7 kullanıyor mesela. Yok bunlara uzak durulacak Bu belli yani. 1000-1500 ee, arasında birazcık daha fazla hareket var. Evet. Geçen ay burada e, ilk başlangıçta 3 cihazı yazmıştık. 8A, 9 Lite ve P Smart olarak. Bu sefer e, o ikiliyi çıkardım. Sadece 8A'yı yazdım. Hemen hemen aynı telefonlardı. Öyle. Ama 8A daha güncel bir telefon olmasıyla onların Doğru. yerini aldı. Fiyatı da aynı. Hı -hı. Ondan sonra Honor 10 Lite modeli geliyor. 1450 TL civarında bulunuyor. P Smart e, 2019 modelinin biraz kırpılmış hatta ön kamerası daha iyi versiyonu denebilir. O da doğru. Yani P Smart'a bakıp da bütçeleri yetmiyorsa honor Online'a bakabilirler. Aslında geçen ay burada her zaman olurdu. Meizu Note 8. Hı hı. Bu ay aslında yer veremiyoruz. Baktığımda stokları bitmişti. Evet, böyle bir ama Meizu'da genel bir sorun o şu anda. Evet, neredeyse yani. hiçbir ürün stok durum... kalmamış durumda. Evet, kalmamış şey durumda. Geçen ay 1450 civarında bulunabiliyordu. Düzgün hiçbir bir yok. seçenekti. Ama şu an bu videoyu çektiğimiz tarihte yok. Uh -huh. Sonraki modelimiz ise Xiaomi Redmi Note 6 Pro. 1450 TL civarında bulunabiliyor. 4000 mAh pili var. Snapdragon 636 platformundan gücünü alıyor. Ve e, kamerası da bu fiyat için 1500 TL altı için hiç fena değil. Uh -huh. Onu da söyleyebiliriz gündüz çekimlerinde. Sonraki modelimiz ise bence bu segmentin e, en düzgün modeli denebilir. Asus Zenfone Max Pro M1 5000 mAh pili var. Gene Note 6 Pro ile aynı işlemciyi kullanıyor. Snapdragon 636'yı. İkisi de tercih edilebilir telefonlar ama bence Max Pro M1 kamerası dışında şeye göre, Xiaomi'ye göre biraz daha iyi bir telefon. Hı hı. Ama kamera biraz önemliyse Note 6 Pro'ya da bakabilirler. Bu segmentin en kafayı oynayan iki cihazı bunlar. Tamam. 2000 liraya doğru gidelim. 1500-2000 arasında başlangıçta bu segmentin belki de en dolu cihazı bulunuyor. General Mobile GM9 Pro 1600 TL'nin biraz altına bulunabiliyor. Gerek e, amoled ekranı olsun, video başarımı olsun, fiyatına göre çektiği fotoğrafları da düzgün. E, pil ömrü de gayet iyi. Düşünebilir bir model. Aha. Android One programında saf evet. Android de kullanıyor. Biraz geç de olsa güncellemeleri elbet alıyor denebilir Eskisi kadar, hani eski ürünlerine oranla daha erken aldı. Hani eskilerde daha çok gecikme evet, vardı. Evet, bazen bir yılı bulabiliyordu. Evet, bu, bu biraz daha erken aldı. Ee, bana en çok şey soruyorlar. GM9 Pro mu, M20 mi? Ürün olarak GM9 Pro ama markaya güven konusunda bir şey diyemem. Hı -hı. İkisi aynı fiyata satılıyor çünkü. Hı -hı. GM9 düştü o fiyat hani. GM9 Pro çok daha iyi Hı -hı. bir telefon M20'ye göre. Sonraki modelimiz ise de dediğiniz gibi M20 pili pil ile öne çıkan bir model. Bir de Samsung markasından uygun fiyatlı iyi bir şey almak istiyorum diyenler için buradaki en makul tercih bana hmm. göre. M20 güzeldi. Yani J'lerden kurtulup M'lere evet, geçtik. J'ler büyük ihtimalle ortadan kaybolacak artık. İyi oldu. Sonraki modelimiz ise Huawei P Smart 2019 demiştik ya Honor online hmm. onun biraz da ekonomik versiyonu gibi. Şu anda Huawei'nin en çok sattığı telefonlardan biri. Düzgün bir telefon ama bu segment için konuşursam evet çok ön plana çıkaracağım bir telefon da değil. Sonraki model ise Samsung Galaxy A7 2018. Burada şeyle git gel yaşadım. Samsung Galaxy A20 modeli de A7 2018'de hemen hemen aynı paraya evet. satılıyor. Burada A20'nin yer almama sebebi ise M20 ile çok yakın özellikler sunması ve M20'nin daha ucuz olmasıydı. Yani A20 ve M20 arasında hangisi birbirine yakın ya da aynı fiyattaysa o alınır. A7 ise neden bir e, onun yerine yazdım denirse. Kamera ve e, ekran konusunda biraz daha iyi bir model olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendisi yer alıyor. E, Meizu X8 vardı ama stokta bulunmuyor şu an. Meizu X8 de işlemcisiyle öne çıkan bir telefonu fiyatına göre. Snapdragon 710 kullanıyordu. Rakiplerinden performans olarak önde bir cihazdı. Ama şu an bulunamıyor. Sonraki modelimiz ise Mate 20 Lite'ın Honor karşılığı diyebileceğim 8x modeli var. Doğru. 1900 TL civarında bulunuyor ama bu modelde şöyle bir sıkıntı var. Mate 20 Lite'de fiyatı artık çok yakın. Hmm. Ve Mate 20 Lite'de yine de bazı ufak avantajlar bulunuyor. Öyle. Açıkçası pek tercih edilebilir değil şu fiyatıyla ama düzgün bir telefon o yüzden yer alıyor. Sonraki model ise Redmi Note 7. 1950 TL civarında bulunabiliyor. 48 megapiksel kamerası, 4000 mAh pili ekranı e, fiyatı için kötü olmayan Snapdragon 700 A700 diyorum. 660 işlemcisi. Fiyatına göre düzgün bir telefon. Hatta e, 9 Pro ile birlikte bence bu segmentteki en mantıklı cihazlardan biri. Sonraki segment ise 2000-2500 TL arası. Burada başlangıç modelimiz Huawei Mate 20 Lite. Hmm. Bu fiyat segmentinde çok düzgün bir telefon. Bence alınabilir bu model ama e, diyorum ya ön plana çıkan model değil. Ama sadece o standartları karşılayan bir model. Tekrar stokta olmayan bir Meizu modelimiz var. Meizu 16. Benim için bu bu segmentte yıldızdı. Ama şu an bulamadım. Ya ben şu yüzden tavsiye ediyordum. Mate 20'den daha iyi fotoğraf çeken ama fiyatı evet. ona yakın ne vardı bu vardı. Mate 20 Lite'a e göre performansı vesaire Tabii. daha ee, ekranı e daha ameliyat. Fotoğraf için soruyorlardı. E Meizu 16'nın fotoğrafları iyiydi. Kamerası OIS desteği de vardı. Tabii kamerası daha iyiydi. Dolayısıyla e olmaması bir kayıp olmuş. A50 gelmiş yine. Burada görüyorum. Evet. Aa, Samsung A50 ise 2350 civarında bulunuyor. Şimdi o zaman Mate 20 mi A50 mi hadi bakalım. Bana göre Samsung Galaxy A50 daha dolu, düzgün bir model. Ben de aynı fikirdeyim. Kamera konusunda ama biraz tartışma olabilir. Kamera konusu evet daha iyi olmasını umuyordum. Hı -hı. Beklediğim gibi çıkmadı çok ama geri kalanı gayet doyurucu, evet. tatmin edici yani. Sonraki segmentimiz ise 2500-3000 TL arası. Burada aslında çok bir telefon yok. Hı -hı. Geçen ay Poco F1 vardı. Poco F1'in fiyatına baktığımda ise 3100 civarına çıktığını gördüm. Ve 3200 ise Xiaomi Türkiye geldiği Mi 8 var. Hmm. Arada 100 TL fark varken de Poco F1 alınmaz. Poco F1 zaten performans odaklı bir telefon. Geri kalanı orta segmente yakın bir telefon olarak söylenebilir. Bu segmentimizde LG G7 ThinQ var. 2800 TL civarında bulunabiliyor. Burada ürün olarak bence bir sıkıntısı yok ama işte marka olarak tercih edilmesi zor bir model. O yüzden alacaklar. Düşünmeli. Sonraki kim ise gene bir Meizu modeli ama gene bulamadım. Stokta. Bazı yerlerde var gene ama tek tük var. mevzu 16 TH. Hı hı. Bu fiyat için bence alınabilecek en düzgün telefondu. Öyleydi. Öyleydi ama şu an yok. Yani Video çekildiği tarihlerde yok. Biz bunu Tabii yayınlarız. gelebilir. O yüzden yer veriyorum. Sonra gelirse hı hı. en azından Tabii Yerler orada bize zor durumda bırakan şey var. Geldi fiyatı ne olacak? Hı, hani eski da fiyatını da bilmiyoruz. E, eski fiyatında geleceğini bilmiyoruz. Ama sanırım mevzu 16. bir süre daha getirme planları varmış. Hı. Çünkü talep görüyormuş. Evet. 4000 liraya doğru gidersek. Bundan sonra 1000 lira arttıracağız. 500 lira değil. 3000 4000 TL arasında Apple iPhone 7. Ya bir Apple ürünü almak istiyorum telefon. Ve minimum parayla bir düzgün bir çözüm almak istiyorum diyenler için. Apple iPhone 7'den başlamalarını öneriyim. 6 serisini artık takmasınlar. 7 bile gayet yaşlı derken, yani minimum 7'den başlayın. O, o bile gerçi 3.100 TL'den başlıyor. Sonraki modelimiz ise Samsung Galaxy S8. Aslında, e, aslında çok yaşlı bir telefon değil. Ama piyasaya baktığımızda S9, S10 derken kendini yaşlandırmış bir model. Büyük ihtimalle Güncelleme ömrü de bitmek üzere. Evet. Ya eskisi kadar rahat öneremem Hı. ben. Fiyatı da şöyle bir baktığımda yaklaşık bir artış olmuş 100-200 civarında. Hı. Bu gidişle kendisini birkaç ay sonra görmeyeceğiz. O bu o kadar listelerde. bile tahmin etmiyorum. Xiaomi Mi 8 sonraki modelimiz ise 3200. Poco ile bahsederken söylemiştik. Fiyat segmenti için düzgün model. Bu arada Mi 8 3200 demişken Önceki aylarda Xiaomi Türkiye olarak neden yok dersek fiyatı çok yüksekti. 4000'den satmaya çalışıyorlardı bu telefonu. İthalatçı söylemiyorum. Xiaomi He. Türkiye için söylüyorum. Ve şu an bakma fiyatı düşmüştü. O yüzden yer alıyor. Bir de Poco'nun 3100 olduğunu görünce Mi 8'de de haksızlık etmeyelim bizim. Sonraki model ise piyasada şu an yok ama fiyatı açıklanan bir model. Samsung Galaxy A70. Bence bu fiyatın ee, düşecektir. düşecektir. Bu fiyat için pahalı bir telefon oldu düşüyorum ama 4500 mAh pili, Snapdragon 675 işlemcisi, ekranı, kamerasının aileden biraz daha iyi olması gerekiyor ama şu an denemezim için pek bir şey söyleyemiyorum. 2000 yani 2800 2500 civarına düşerse düzgün bir seçenek olarak yer alır bence listede. O yüzden yer verdim. Ama şu an 3400'dense de satışta bulamadım henüz hala satışa. daha çok yeni çünkü o yüzden. Hı -hı. Ben ben şeye güvenmiyorum. İlk çıkan fiyat, telefonun ilk fiyatından asla alınmaması lazım. Bu düşecek. E, bir, bir ay beklediğiniz zaman çok ciddi fiyat evet. düşüşü oluyor. En kötü bir ay. Ki baksana şimdi S9'a 3700 diyeceğiz. Evet. Sonraki modelimiz ise S9. Bence geçen senenin Amiral gemisiydi. Hala güncellemede olur. S8 gibi değil. Değil değil. Çok mantıklı bir seçenek. Hatta A70 almak yerine bu fiyata i̇şte S9 alırsın. Onun için diyorum. Sonraki modelimiz ise Apple iPhone 7 modelinin büyük ekran, kamerada biraz artı ve hı hı. pil ömrü olarak daha iyi versiyon olarak düşünebilir 7 Plus var. Yaklaşık 4000 TL'nin biraz altına bulunabiliyor. Düşünülebilir bir telefon Apple alacaklar için. 4000-5000 TL arasında ise benim bu da gözlem diyebilirim. Samsung Galaxy S10e 4150 TL civarında bulunuyor. Bu telefon beni şaşırtan bir noktası şey oldu. Düşündüğümden çok daha küçük boyutlarda. Hani insanlarda bazen şey görüyorum. Telefonlar kocaman oldu. Küçük bir telefon istiyorum ama performanstan da kaybetmeyeyim. İyi bir telefon olsun diyenler için bence çok mantıklı seçenek. Hatta bu fiyat fiyat performans amiral gemileri oluyor ya. Hı -hı. Bu fiyatta onların da yerini edebilecek bir telefon. Birazdan nedenini anlatmış olacağım. Sonraki modelimiz ise Samsung Galaxy S9 Plus. 4150 TL civarında bulunuyor. Heh, şimdi S9 Plus mı S10e mi? Yani güncel donanım vesaire arıyorlarsa S10 e olabilir. Bence kesin S10 e. S9 Plus işte büyük ekran ve nispeten daha büyük pil için ama bence değmez. Yok S10 e. Sonraki modelimizde Xiaomi Mi 9 4500 TL'ye bulunabiliyor minimum 6-64 sürümü. Baktığımızda bence S10 e'ye göre ürün olarak çok önde bir telefon değil. Değil. Marka algısı olarak da Xiaomi'nin bir üst Türkiye'de Samsung etkisi yaratamadığını da biliyoruz. Şimdi marka algısı diyorsun Xiaomi'nin kendi algısı neydi? Samsung'un işte ve benzer amiral gemilerin fiyat e, donanımını çok daha ucuza sunmasıydı. Yurt dışında bu yargıyı sürdürüyor mesela. Türkiye'de de böyleydi ilk ama hani buralarda işte yayılmadan önce hı hı. sadece internetten satılırken burada da fiyatları çok evet. iyiydi. Ama bu fiyatlar zor yani işte. Yurt dışı için konuşursak Mi 9 450 Euro'lara bulunabiliyor. S10 tarafını düşünürsek 900 Euro'lara, 1000 Euro'lara bulunabiliyor. Yaklaşık Tabii. iki katı bir fiyat farkı var Avrupalı ve e, yurt dışında isteyenler için. Yani. Bizde yok. Bizde evet. o fark yok. O yüzden güzel bir telefon olduğunu düşünüyorum. ama Telefon güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Xiaomi'nin özellikle kamera tarafında hani neredeyse ciddi böyle bir, bir çizgi çekmişler Mi 9'la. Gerisi yani daha öncesi öncesini, top, evet, öncesini unutturuyor. Başka bir yere gelmiş Mi 9. Ama bu fiyatla olmaz. Ben düşeceğini de düşünüyorum. Düşünürsün Hatta zaten. ithalatçılar da olaya dahil oldu. Bu fiyat biraz daha kırılacaktır. Sonraki modelimiz ise Huawei P30. Geçen ay şey demiştim. Mate 20 Pro ile çok yakın fiyatlı olursa P30 bence mantıklı bir seçenek değil. Huawei Türkiye sesimizi mi duymuş bilmiyorum. Kesin duymuştur. P30 da Mate 20 Pro arasında ciddi bir fiyat farkı oluşmuş. Hal böyle olunca da P30 mantıklı bir telefon oluyor. Huawei'in güncel bir telefonu üst segmentte tercih edilebilir. Sonraki modelimiz ise Apple'ın e, iPhone 8 çözümü. Apple olacaklar için iPhone 7 de çok eski. Biraz daha güncel bir şey yakalıyor. Bence öyle olsun. diyenler için yaklaşık 5000 TL'ye bulunabiliyor. 4900 civarlarında geziyor ama. Bence Apple olacaklar için bazı model bu bence. Olursa. Yüksek, ama hani Apple'sa bazı model 8 Tabii. olmalı. 5000-6000 TL arasına baktığımızda ise Samsung Galaxy S10 5300 civarında bulunabiliyor. Bu segmentte hatta günümüz koşullarında bu yıl için konuşursak Android tarafından alınabilecek en üst telefonlardan biri. Sanırım o kulaklık yenisini getir kampanyaları da bitti ya da bitmek üzere. Herhalde. Sonraki modelimiz ise Samsung Galaxy Note 9. Kalem arayan Samsung müşterileri ya da kalem benim elzemim diyen akıllı telefon kullanıcıları için tek seçenek. Tek seçenek. Note 8'i Samsung yok. ürünleri bitirdi aslında ona bakarsak. Gerek yok ona ama şimdi işte o, o tele şey ile aynı fiyata olduğu için gerçekten kalem lazım alacak bir ürün oldu evet. artık. Sonraki çözümse Apple iPhone 8 Plus, 8 modelinin ekranı ve pili biraz daha iyi bir hali düşünebiliriz. O da yaklaşık 5.700'e bulunabiliyor. Ondan sonra yer alan modelse Huawei Mate 20 Pro, geçen senenin sonlarında çıkmıştı. Bence hala düzgün bir model. Hatta şöyle düşünürsek. Daha yeni tanıtılan Huawei P30 Pro'da Kirin 980 kullanıyor. Mate 20 Pro'da Kirin 980 kullanıyor. Hatta ürün olarak kıyasladığımızda kamera dışında çok benzeyen telefonlar birbirlerine. Öyle. O yüzden düşünebilirler ama, ama. P30'un yaklaşık 1000 lira daha ucuz olması akıl çeliyor şu an. Ee, da Bence orada başka şey akıl çelecek şimdi. S10 Plus. Evet. Samsung Galaxy S10 Plus 5950 civarında bulunabiliyor. Baken. Mate 20 Pro ile çok yakın ama ürün olarak çok daha önde bir ürün kesinlikle. 6000-7000 TL arasında ise Huawei P30 Pro, Huawei tarafında alınabilecek şu an en üst telefon. Kamera olarak da fotoğraf konusunda belki de en iyi denebilir. Evet şu an hani bizde şey yok çünkü piksel mikser olmadığı için onları karar Hı. veremiyoruz. Evet P30 Pro'nun kamera özellikleri e, fotoğraf alanında güzelken video alanında aynen met 20'de olan sorunların hepsi devam ediyor. Peki S10 Plus'tan bir miktar daha pahalı olduğunu görüyoruz. Evet. Sizce P30 Pro'yu mu almak daha mantıklı S10 Plus ya, mı? Ya fotoğraf her şey benim için diyene fotoğraf diyorum bak kamera demiyorum. Ee, tamam. tamam o parayı verirsen e, özellikle o zoom tarafında çok iyi hı hı. telefon gerçekten yani başkasının çekemediğini çekiyorsunuz. Evet. Şimdi kaliteden bahsetmiyorum. Hakikaten e, e, S10'cuk böyle kalırken belli bir alanda sen daha da ötesini evet. çekiyorsun ve bunu sadece uzağa yakınlaştırmak anlamında düşünmemek lazım. Yani bir objeye yakınlaşma anlamında da Hı -hı. kullanılabilir. Ee, bu zoom meselesi. Periskop kamera iyi bir çözüm. Kesinlikle düzgün çalışıyor ve iyi bir çözüm ama ge videoda geriler. 4K 60 evet. yok. 1080p 60 rezalet. Hala düzeltemiyor. Evet. E ve 1080 30'u bile hani kalite anlamında kıyaslarsan e yani Samsung'tan ileri falan değil. Tabii. O yüzden video... Video düşünenler için zaten Huawei diye bir seçenek yok. Ee, ama fotoğrafsa orada Huawei'ye ekstra para verilecek gibi gözüküyor. Hayır. Genelde bakarsan genel kamera performansı iyi olsun dersen yine ortalamasında e, Samsung'un öne çıktığı yani fiyatı ucuz olduğu için söyleyebilirim. Ama işte oradaki şey zoom meselesi çok kritik. Yani onu istiyor musun istemiyor. Sonuçta Samsung da zoom yapıyor. Ama bu kadar yapamıyor işte. Tabii. E, bütün mesele ona göre karar vereceksin. Ama keşke aynı fiyattan olsalardı değil. Bir miktar fark var. Hmm. Sonraki modelim ise Apple tarafını ben en günceli yakalamak istiyorum. Ama e, yüksek paralara da çıkamıyorum. Nispeten yüksek paraları çünkü bahsedeceğim model de ucuz bir model değil. Apple iPhone 10R modeli var. 6300 TL civarına bulunabiliyor. Apple tarafında en güncel aileden alabileceğiniz en yeni model bu. Evet. Ve en ekonomik olanı kendi Kesinlikle. içlerinde. Hmm. Ya şey söylemeyi unuttum bu arada. Son E ile ilgili bir şey diyecektim. Benden çok sık bu aralar şey tavsiyesi isteyenler oluyor. Benim eskiden ben hep kompakt kullanıyordum, küçük evet. telefon sevdiğim için hala küçük telefon seviyorum. Ee, ama yok, Sony bitirdi zaten. Ee, Onun yerine ne yapabiliriz diye soruyorlar. Son E diyorum, çok evet. net, çok net yani. Ben de görünce şaşırdım evet. ufaklığına. Şeye bakmasınlar yani işte inç Ekran olarak bak o, o masınlar, aldatıyor. Şaşırtıcı. Telefon küçük ve hani Sony'nin kompaktı kadar neredeyse Tamam kompakt daha küçük olabilir ama o da daha kaliteli mesela. Boyuttudur. Evet. o yüzden S10e'yi mutlaka bir yerlerde gidip görün. S10e evet. bizim gibi kompakt severlerin çözümü. Donanım vesaire olarak da zayıf değil. Ne zayıfı? En son içi, i̇şte. içi en son yani hani daha hiç kısıntı yok. Bir tek kameradan kaybediyor. Yani üst segment şey boyutlarda, düzgün boyutlarda telefon. Kameradan da özellik kaybediyor. Yani o Tabii. şey değil. Kalitesinden kaybetmiyor. O yanlış anlaşılmasın. S10e'ye kompakt severler baksınlar. 7000 TL üstünde ise iPhone 10 8650 tamam. civarında bulunuyor. Onun Max modeli ise 9500 TL civarında bulunuyor. İşte niye ekonomik dedik az önce XR'a Yaklaşık 3000 TL tabii. fark olunca. Güncel Apple ailesinde alınabilecek son çözüm bunlar. Evet. Yani Apple'ın... Ya şey olmadı değil mi? Hı. Ya şu hani Tim Cook laf etti bilmem o indirim yapacağız falan oldu mu bu indirim? Öyle sert düşüşler olmadı, olmadı ama mi? zaman içinde bir miktar fiyat düşüşleri oldu tabii ki. Hı. Ama onu da her telefonda görüyoruz. Yani hepsinde görüyoruz yani onu. Evet şimdi biz bu videoyu çekerken dolar 5.900'ların evet, üzerindeydi. 6'yı zorluyordu. 6'yı zorluyor. Dolayısıyla şimdi şöyle bir sıkıntı var. Dolar arttığında bu fiyatlar otomatik çıkmıyor. Evet. Ee, zaten bunların bazıları doların çıkacağının varsayıldığı fiyatlar. Evet. Ee, özellikle Apple tarafında o çok belli. Ee, şey de aynısını yapmıştı. Mate Meteor Pro çıktığında inanılmaz evet. bir rakam 8.500 lirayla açılmıştı. Evet. Bak şey V30 Pro öyle çıkmadı. Tabii. Ee, o yüzden bunlar eski fiyatlar. Henüz etkilenmezler kurun artışından. Ama işte şimdi mevzu listeden düşmüş. Geri geldiğinde yeni kurdan Tabii. gelecek. Bunların hepsi için geçerli. Bu eldekiler bitecek, yenileri gelecek. Bakalım fiyatlar ne olacak? Haziran ayı fiyatları farklı olabilir eğer yeni ürünler gelirse. Şeyi de atlamayalım. Geçen ay soranlar olmuş. Mi 8 Lite neden yer almıyor diye. Ve Mi 2 için de aynı soru sorulmuş. Redmi Note 7 fiyat olarak onlara çok yakın. Hı. Ve e, kamera ve pil gibi artılar sunuyor. Hal böyle olunca da e, işlemci olarak da aynı şeyi kullanıyorlar. Tasarımlar da çok benzer. Redmi Note 7'yi almak daha mantıklı. Kalabalık olmasın diye ikisini yazmadım. O yüzden. Hı hı. Evet, sen zaten kalan soru olursa e, cevap veriyorsun şeyin evet. altında, e, videonun altında. Bunu tabii önce Plus izleyenleri, e, aboneleri izlediği için onlar daha erken görecekler. E, geri kalan e, herkese açık yayınımız biraz daha sonra gerçekleşiyor. Ee, daha böyle bir ayın ortasına doğru. O yüzden e, arada bir şeyler olur mu bilmiyorum. Fiyat değişimi ya da işte mevzu geri gelir mi bakarız. Evet. Ee, yorumlara yazarsınız. Ee, şey çok söyleniyor. Senin yazların da var bunların haricinde. Evet. Çinli telefonlar çok fazla diye senden şikayet ediyorlar. <laughs> Onunla mecbur Ama kalıyoruz aslında. Sen zevkten yazmıyorsun onları çünkü yok. deli gibi telefon çıkarıyor Tabii. adamlar. Yani insanın da aklı karışıyor. Şimdi piyasada baktığınızda Apple, Samsung'u çıkartın. Geri kalan hepsi Çinli. Başka seçeneğiniz yok e, aslında. Biz, bir de olanlar da gitti. Evet. Sony'nin ürünleri var. E ne, neyini yazacaksın? Yok. Yok. Yani, Sony HDC, LG hala var görünüyor ama işte LG'de bir de bir kıpırdanma var gibi ama ne olduğunu anlamadım. İşte Be işte yani ürün falan gelmiyor incelemeye Hı -hı. sonuçta. Ee, hala benim için yok hissediler. Yani hani eski bildiğimiz markalar artık kayboluyor. Yerini bu Asyalılar alıyor. de çok fazla telefon çıkarmıyor mu yani şu anda? Çok abartıyorlar. Değil mi? Neredeyse her gün bir tanesi 2-3 tane telefon çıkartır hale geldi. Yani evet. yani ya girmeyen markalar var. Tabii giremiyorlar hepsi. Evet. E, dolayısıyla aslında biz burada bayağı bir eleme yapmış halimiz Tabii. bu. E, ki olanların da iyi modellerini soktuk. Daha Tabii, hani aslında alt kırılımları var bir sürü. E, Hı -hı. Işte rekabete Birbirine yakın modeller de var. Çok yakın modeller var doğru. Peki bu aylık o zaman burada sonlandıralım. E, daha sonra şey de yapacağız. Hani buradan tatlı bir aralık seçeceğiz. Evet. Ee, hani insanların daha çok alışveriş yaptığı, herhalde 1500-2000 lira arası olur. Evet, 1500-2500 bu aralarda bir video yaparız. bir hani Onlara daha detaylı girerek hı hı. E, bu değerlendiririz. Bu kadar kısa geçiyor evet. muyuz tabi Çünkü burada birazcık amacımız o listeyi güncel tutmak evet. aslında her ay. Biz bir liste güncelliyoruz evet. bu programın özelliği. Detay, telefonlara detaylı girmiyoruz ama buradaki telefonların önemli bir kısmını incelemesi zaten teknoseyirde birikmiş oldu. Biz oradaki deneyimlerimizi biraz aktarıyoruz, seninle de incelemeler devam edecek. Ee, önümüzdeki günlerde yine beraber olacağız. Özlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Özlemişler. <laughs> Peki o zaman bir sonraki evimde görüşmek üzere.